değerli izleyicilerimiz, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ...395 tarihi bölge yok edildi. Çin'in Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerindeki Uygurların yaşadığı tarihi bölgeleri yıkmak, yerel halkı dağıtmak ve geleneksel yaşam biçimlerini değiştirmek için yürütmüş olduğu rezil planlarını daha çok yoğunlaştırmaya başladığı biliniyor. Aksu Haber Ağı'nın haberine göre, Çinli yetkililerin 2000. yılı sonundan önce inşa edilen kentsel alanlardaki eski yerleşim yerlerini yeniden geliştirmeye odaklanmak adı altında Aksu ilindeki 395 tarihi mahalleleri yıktığı, projenin toplam 49.777 haneyi kapsadığı belirtildi. Çinli yetkililer tarihi yerlerinin yıkılmasını sürekli olarak halkın yaşam koşullarını iyileştirmek olarak nitelendirdi. Ancak yurt dışındaki Uygur aktivistler ve uzmanlar, Çinli yetkililerin eski evleri yenilemek adına Uygurların yaşadığı toprakları yıkma çabalarını, toprak ve kimlik arasındaki bağları koparma ve mutlak kontrol sağlama amaçlı olarak görüyor. Çin hükümeti 2017'den beri milyonlarca kişiyi ceza kamplarına kapatma, gençleri kendi memleketlerinden sürgün etme, toplumu zorla çalıştırma ile birlikte Uygurların tarihi bölgelerini yıkıp yerine Çin imaretleri dikerek Uygurların kültürünü, yaşam tarzını değiştirmeye çalışıyor. ...2030'a kadar Çinlileşmeye nesil kalmayacak. Doğu Türkistan'daki Bingöl Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu çocukları Çin kültürü bilinci konusunda eğitmeye odaklanan bir çocuk gelişim programı başlattığı öğrenildi. Plana göre 2030. yılına kadar zorunlu eğitimin yaygınlığı ve Çinlileştirme oranı %99'a çıkarılacak. Çin'in yayın organı Bingöl haberine göre Doğu Türkistan'daki Üretim ve İnşaat Kolordusu özel bir basın toplantısı düzenleyerek Bingöl'ün çocuk gelişim program planını tanıttı. Konferansta Bingöl Eğitim Bürosu çocuk gelişim programını hazırlamak için yeni duruma, yeni göreve, yeni eğitim reformuna ve kalkınma gereksinimlerine uygun olarak sorunu temelden çözmeye odaklandı. Çocuklarda güçlü bir Çin milliyetçiliği duygusu oluşturmak, öğrencilerin genel kalitesini ve yeteneklerini geliştirmek ve Çince entelektüel ve en kaliteli sosyalist bireyler yetiştirmeyi kilit nokta belirlendi deniliyor. Haberde ayrıca 2030. yılına kadar okul çağındaki çocukların eğitime dahil edilmesi oranının %98,5'e, zorunlu eğitimin yaygınlığının ise %99'a yükseleceği vurgulandı. Çin hükümeti Doğu Türkistan'da ceza kampı propagandasını başlattığından beri Uygurların diline, kültürüne ve milli eğitimine yönelik saldırılarını arttırmayı hedefliyor. Gözlemciler, Bingöl'ün eğitim programı, sözde Çin bilincini yaygınlaştırmak ve Uygur Türklerinin milli medeniyeti, kültürel değerlerini yok etmek için çabaladığını kaydetti. Kadına şiddete hayır konferansında Uygurlar konuşuldu. İstanbul'un Yeni Bosna Gönen Oteli'nde 25 Kasım kadınları yönelik şiddete karşı kurtarın adı altında özel bir basın toplantı düzenlendi. Toplantı Hava Teşkilatı da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası kadın hakları dernekleri, Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği, Türkistan TV ve başka medya kuruluşları da iştirak etti. Uygur kadınları adına konuşan Uygur kızı Ayşe Azizi, Çin'in Doğu Türkistan'daki terör politikası başta olmak üzere şiddet, dinden çıkarılma, zorlu çalıştırılma, zorlu kısırlaştırma, taciz ve anneleri çocuklarından koparma suçlarını detaylıca anlattı. Konuşmasında ilk olarak Doğu Türkistan'ın coğrafi konumu, Çin'in Doğu Türkistan işgalinin tarihi süreci ve son zamanlarda Doğu Türkistan halkının kamplarda topluca katledilmesi, kadınların Çin vilayetlerinde köle olarak çalıştırılması için zorlu sürgün edilmesi, Müslüman kadınların zorla evlendirilmeleri, zorlu kürtaj, fiziksel ve ruhsal taciz gibi konulara değindi. Ayşe Azizi ayrıca yıl sonunda Birleşmiş Milletler'de Uygurlarla ilgili Çin karşıtı kararların kabul edildiğini, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 46 ülkenin
Çin'e karşı oy kullandığını, ancak çoğu Arap İslam ülkesinin Çin'i destekleyerek Müslümanların İslami kardeşlik sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirterek, Doğu Türkistan halkının İslam ülkelerinin içinde bulunduğu kötü durumdan derin üzüntü duyduğunu vurguladı. İngiliz temsilciler, Pekin Kış Olimpiyatları için henüz hazırlanmadık. İngiltere Meclis Sözcüsü Jacob Rees-Mogg, 25 Kasım'da milletvekillerine verdiği demeçte, Şubat ayındaki Pekin Kış Olimpiyatları için henüz bilet rezervasyonu yapılmadı dedi. Jacob Rees-Mogg'un bu sözü, İngiltere Parlamentolar Arası İşbirliği Grubu'nun, İngiltere'nin Pekin Olimpiyatlarını boykot ettiğinin bir işareti olarak yorumlandı. İngiltere Parlamentolar Arası İşbirliği Grubu üyesi ve Birleşik Krallık Milletvekili olan Nusret Gani Hanım bu hareketi büyük bir adım olarak nitelendirdi. İngiliz hükümeti bunu henüz resmi olarak doğrulamamış olsa da, İngiliz hükümeti geçmişte Pekin Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşündüğünü söylemişti. Forbes gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, Çin hükümetinin Uygurlara yönelik mevcut soykırım ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatlarını diplomatik boykot etmeyi düşünen ABD, Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Litvanya dahil olmak üzere ülkelerin sayıları artıyor. Dün Temsilciler Meclisi'ne konuşan Avam Kamarası Başkanı Bay Rees-Mogg şunları söyledi. Hükümetimiz Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ve Çin hükümetinin 1980'lerde Hong Kong'da imzaladığı ortak bildirinin ihlali konusunda çok net bir tavır almıştır. Sadece Uygurlar değil, Tibet'te gerçekleşen işlerde bu parlamentoda konuşuluyor. Biz Çin Komünist Hükümeti'nin ahlaki yükümlülüklerini her zaman hatırlatıyoruz. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.